Günaydın abla. Hayırlı sabahlar yenge. Neler olmuş? Bütün gece köpekler gibi uludu. Ağızda herif, başını yiyecek. Hadi gelin. Ulan evi ne hale getirmiş be? Ya ne duruyorsunuz? Gidip bakalım öldü mü kaldı mı? Hadi. Gidelim, gelin. Halil, Halil. Sırtlayıp bir hastaneye götürelim çabucak. Yok bir şey ya, sarhoş bu ya. Zıkkım içsin. Vah vah. Derdi neydi ki işte bu kadar? Semiha da kaçtı ondan. Yapma ya. Semiha'yı çok severdi bu ya. Bu herif kimi sever be? O yaştaki bir kız nereye gider ya? Bir çocuk telefonla arayıp duruyordu son zamanlarda. Aferin be. Zavallı yerde yatıyor. Siz dedikodu yapıyorsunuz. Tutun da kanepeye yatıralım şunu. Hadi. Hadi hadi. Şöyle yavaş. Şöyle gel. Yavaş. Yavaş. Şöyle. İyi ki soğuktan donup ölmedi. Nerede o günler? Mahalle bir mikroptan kurtulurdu hiç olmazsa. Yapma, yazıktır bacım. Sen daha bunu yeni tanıyorsun. O ne maldır bilmezsin. Halil, Halil. Kalk ya, kalk. Semiha. Kızın nerede? Geldi mi? Bilmiyorum Halil. Gelmedi. Kız ortalarda yok. Dur oğlum, dur yavaş. Bir tarafını sakatlayacaksın, bırak. Dur. Yok burada, yok. Kız gelme. Hala gelmemiş. Geç şöyle, geç. Gel. Telaşlanma. Bir yüzünü yıka, sakinleş biraz, kurma. Konuşma. Konuşma be. Yoksa başına bir şey mi geldi? O nereden çıktı şimdi Halil? Peki neden hepiniz tepemdesiniz? Süleyman haber verdi, meraklandı. Hasta falan mı diye merak ettik, kurma. Nerede bu kız? Şimdi kafayı yiyeceğim. Zaten yemişsin kafayı. Geriye ne kaldı ki? Lamia gitti. Sabriye gitti. Şşş, en sonunda Semiha'yı da kaçırdın. Kim kaçırdı be? Ne diyorsun be? Karım doğru söylüyor. Kızı dövdün, o da kaçtı tabii. Gencecik bir kız sabahlara kadar eve gelmiyor. Başına bir iş geldiyse suçlusu sensin Halil. Doğru dürüst bir adam olamadın. Aileni dağıttın. Hepsini perişan ettin. Ne karışıyorsunuz be? Gidin eviniz hadi. Defolun. İyiliğin için söyledik, bu da kabahat oldu. Yürü be. Bu ite iyilik yaramaz zaten. Be. Gidin. Gidiyoruz. Ulan senin iyiliğin içimiz. Konuşma. Bizi kovuyor mu arkadaş? Biz mahalleli olaraktan yani. Bana bak çarıklı. Dün geldin, bugün mahalleli oldun. Mahallenin işleri de sana ne be? Yalla yürü hadi. Ama... Hadi git. Tamam. Gidin. Hadi be. Gidin. Nedir başıma gelenler ya? Bir uğursuzluk var ama. Ah Semiha, ah. Seni bir elime geçirirsem hesabını sormaz mıyım senden be? Oh. Kaç defa sana söyledim, sağır mısın oğlum? Hiçbirine şimdiye kadar ses çıkarmadım ama bu kadarı fazla. Sen burayı ne sanıyorsun? Gece sokakta kalma diye sana burada iş verdik. Her türlü dümenine eyvallah dedik. Ama senin adam olmaya niyetin yok. Aç karnını doyurduk. Sen karı getirmeye başladın. Yanlış anlıyorsun abi. Semiha benim kız kardeşim gibidir. Yani başı dertte diye... Kes lan, tamam. Biz biliriz bu kız kardeş muhabbetlerini. Topla pılını pırtını, kaybol. Bizim yanlışımız olmaz abi. Hadi hemen yaylan. Yoksa kafanı kopartırım. 15 dakika sonra dönüyorum. Seni burada görürsem kafanı kırarım, ona göre. Peki param? Başını derde soktum değil mi? Bunun seninle bir ilgisi yok. Uzun zamandır bana gıcıktı zaten. Ben olmasam seni kovmak için bahanesi olmayacaktı. Saçmalama. Başka bir sebep bulurdu. Hadi gel gidelim. Vay vay vay. Evde sağlam hiçbir şey kalmamış. İyi alt ettin Halil Bey. Sen bu kafayla adam olmasın oğlum. Sanki zevkinden yaptım. Sabriye evden kaçar. Dik kafalı velet baba sözü dinlemez. Ağ bozuntusu herif boğazıma yapışmış. Karı gibi oynatır beni. Dağıtırım ulan. Dağıtırım ulan. Ev benim değil mi ulan? Kimle karışır?